Nizamettin Bey, ben şunu gerçekten tam anlamadım. Tamam. Nizamettin Bey, şimdi dışarıdan biri gelse, arabasıyla dışarıdan biri gelse ve yurdun içine girmek istese, o kampüs orası ya, geniş bir yerleşke, o kampüse girmek istese dışarıdan, sahili söylemiyorum Nizamettin Bey. Ben yol kenarından, yani kara tarafından diyorum. Oradan gelse rahatlıkla kampüsün içine girebilir mi dışarıdan biri? Bence girebilir, geçer. Yani çünkü hat arabaları geliyor. Güvenliğin orasından geçiyorlar. Kat üniversitenin içinden dolaşıyor. Son durak vardır. Son duraktan tekrar arabalar dönüyor. Yani gelen giden gelir. Çünkü ben dün günde öbürsü günde çarşıda arabaya bindim geldim. Normal öyle o şekilde kafasını öyle dolmuşun içine koydu. Öbürüne dedi sen nereye gidiyorsun, sen nereye gidiyorsun, diğerine dedi kimliği ama öyle üstten bıraktı, baktı. Birisi de dedi ben Bardakçık köyüne gidiyorum. Bana da baktı, dedi dayı sen nereye gidiyorsun? Bak kızdım, dedim cehenneme gidiyorum. Ben nereye gidiyorum, sen beni görmüyorsun. Ben Roji'nin babasıyım. Sonra attı, dedi tamam dayı geç. Yani daha önce de dediler kimliklere hiç bakmıyorlar ha. Yani o zaman biz hep deniz kenarını gibi düşündük ama minibüs de yani... Kim gelse gelir, kim gelse gelir, kampusa kim gelirse gelir. Yani o açılardan da ben değerlendirildiğine eminim ben ama... Ben hatırlıyorum. Şu an için. Buyurun. Geldiğimiz gün hani Rojini teslim ederken buraya biz geldik. Evet. O zaman da kimliklere bakmadılar güvenlik. Hat arabasıyla geldik. Dolmuş doluydu. Yolcular doluydu. Kimlik kontrolü falan yoktu o zaman. Ama bu kaybolduktan sonra kimlik kontrolü yapıyorlar. Şimdi tabii bir soruyu bazen iki kez soruyor gibi oluyorum ama yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Doğru mu anladım? Kampüsün içine toplu taşıma kampüsün içine kadar giriyor diyorsunuz. Evet evet. Zaten bellidir. Abdullah abi yarın gitsin çekimini yapsın. Göstersin size. Bütün dolmuşlar geliyor oraya. Hat geliyor. Son durakları vardır. Yani kampüsün kim çarşıda içinde, binerse gelirse özür gelir. Özür dilerim. Kampüsün içinde son durağın ne işi var ya? Öğrencileri getirmek için yapıyor olsalar bile normal vatandaşın içeriye girmemesi lazım yani. Çok büyük bir skandal. Girerse de ama orada güvenlik görevini yapması lazım. Kimliklere bakacaksın. Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Olmaz. O şekilde üniversite sorarsa, orası yani. O zaman daha güvenli oluyor. Ay, üniversitenin içinde normal minibüs hattının ne işi var ya? Allah, çok enteresan, ilginç bir şey söylediniz yani. Ona o şekilde bir tam giriş yapıyor, içeri geliyor, bayağı da dolanıyor. Büyüktür buranın üniversitesi. Ondan sonra bir son durak vardır. Son durakta tekrar dönüyor. Binerse çarşıya gidiyor. Yani o şekilde önceden kimliklere bakmıyorlardı. Hatta benle Rojin geldik. Hat arabasına bindik. Direkt son durağına geldik. Hiç kimlik soran yoktu. Ama bu kız kaybolduğundan beri daha kimlik kontrolü yapıyorlar. Nizamettin Bey, kızınızın kaçırıldığını ya da bir yerde alıkonulduğunu düşünüyorsunuz ya, olasılıklardan biri. O kişilere seslenmek isterseniz buyurun, kameralar sizin. Buyurun, seslenebilirsiniz. Ben o kişilerden rica ediyorum, eğer benim kızım onların elindeyse, bir caylık yapmışsa, götürmüşse lütfen, çok acı çekiyoruz ailece. Hatta bütün millet acı çekiyor, bakarak onlar da acıyorlar. Neredeyse bize haber verin, devlete haber verin. Yani ben yemin de içerim burada, ben davacı olmayacağım. Kimseye ceza da yemez. Lütfen sizden rica ediyorum, yani 17-18 gündür bu çocuk kayıptır. Belki bizi izliyorsunuz, hiç mi ciğeriniz yanmıyor, hiç düşünmüyorsunuz, demiyorsunuz. Biz bile yaptık, götürdük bu çocuğu. İnşallah zarar vermemişler, inşallah sağ salim gelir bize. Nizamettin Bey, evladınızdan bir haber alıncaya kadar sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Biz vazgeçme ekibi olarak, zaten devlet de sizin yanınızda, o ayrı da, ama biz de yanınızdayız, millet de sizin yanınızda. Lütfen yalnız evet, değilsiniz, evet. Onu unutmayın, olur mu? Kalbimiz sizinle birlikte, gözümüz kulağımız sizinle birlikte. Evet, onu biliyorum, orasını biliyorum. Evet Nizamettin Bey. Devleti de ondan da teşekkür ediyorum, yani suyun içi didik aradılar, bütün ekipler, dalgıçlar. Botlar olsun, polis botları olsun, gemiler olsun, helikopter olsun, bunları hepsini gördük.
itiraz etmiyorum. Sağ olsunlar aradılar, hala da aramaya devam ediyorlar. Ama bu nasıl oldu, ne şekil götürdüler, nasıl hiçbir yerde bir kamera takılmadı, hiçbir şehirde bir insan görmemiş, hiç kimse onu görmemiş. Bir kaza olsa ya bir şehir olsa, bir ilçe olsa, yani herhangi birisi görürse sizden rica ediyorum. Zaten fotoğrafı vardır, az çok herkes tanır. Kim rojini görürse, bize haber verse, devlete haber verse çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah görürüz. Sağ salim bize teslim ederler. Sağ olun Nizamettin Bey. Ben de size sevgiyle sarılıyorum. İnşallah yani kızınızdan yarına kadar bir haber alınır Nizamettin Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Şimdi...